While walking in the woods one day, Chris and Martin saw something strange. A little aping lemur who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. How did we get there? Come on, let's go. Me and you and Zabuma. Friends to see, Animal Jones is the place to be. Elephants are charging, the booms are leaping, wild dogs running and nobody's sleeping. Me and you and Zabuma Foo, come along and see what's new. We're doing the things that animals do. Me and you and Zabuma Foo, come along and see what's new. At Animal Jones, we're waiting for you. Zabuma Foo. Korku Festivali. Vay. Büyük bir fırtına geliyor. Öyle değil mi Chris? 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 Chris. Evet, ne büyük ama. Evet. Hayvanlar da korunmak için kaçıyorlar. Pek çok hayvan bir fırtınanın ortasında kalmaktan hoşlanmaz. Ben de bu tür bir havada dışarıda olmaktan hoşlanmayacak bir hayvan tanıyorum. Bu bir sıçrayan maymun ve adı Zabuma Foo. Hey Zabu! Zabu! İçeri gelsene. Pekala, Zabu burada. Çok iyi vakit geçireceğiz. Zabu etraftaki en dost canlısı ve en komik hayvanlardan biri. Ama bak fırtınada ne oluyor? Vay, canavar. Ama değil. Gerçekten dost canlısı bir hayvan. Çok korkunç değil mi? Zabu, şimşek çaktığında çok korkunç olduğunu biliyor muydun? Elbette bir şeyler yiyene kadar Zabu hiçbir şey söylemeyecek. Hop, hop. Papaya. Papaya ister misin ha? Hoppa, papaya. Al bakalım. Zabu, bu portakal rengi meyveyi çok sever. Ama içindeki şu çekirdek denilen küçük yuvarlak şeyleri sevmez. Gerçekten de çok acıkmış. Affedersiniz. Zabu Mafu! Çok güzel doydum. Merhaba hayvan dostlarım. Sizi görmek ne kadar güzel. Hayvan buluşma noktasında kendimi daha güvenli hissediyorum. Neden? Seni ne rahatsız ediyordu Zabu? Pek bir şey yok ama biraz korkuyorum yani. Biraz korkuyorum. Şey. Neden korkuyorsun? Tanımadığım bir hayvandan korkuyorum. Karanlıkta gördüğüm bir hayvan. Neydi o? Bir dakika dinleyin, yaklaşıyor. Gelip beni yakalayacak beni. Kim? Kim? Kim olabilir? Ha? Who could it be? This animal who I did see. Can you help me guess this? Onun iki büyük kafasının üzerinde 1, 2, 3, 4 tane gözü vardı ve sonra kafalardan bir tanesi hırlayıverdi. Bu 8 bacaklı kocaman hayvandan çok korktum. İki kafalı hırlayan canavar. Ne olduğunu biliyor musunuz? O hayvanın ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Kulağı buralardan değilmiş gibi geliyor. Bu burada. Sonumuz yaklaştı. Hayır. Seyretmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Martin bak. İki grizzly ayı yavrusu. İnanılmaz. Selam çocuklar. Gizemli canavarlar burada. Bu küçük bir erkek, görüyor musunuz? Her tarafı kahverengi. Ve bu da Zabu'yu korkutan hırlama. Evet, bu da canavar sayılır. Benim parmağımı yemiyor. Bakın. Ve işte bu da küçük bir kız. Vay. Aman Allah'ım, Chris, bu olan çok güçlü yemiyor. Bu yaşlarda bunu yaparlar. Süt içerler ve belki de aradığı şey odur. Koşmak istiyor. Hadi koş kızım. Hadi koş.
Onun bir dişi olduğunu nereden anladığımı biliyor musunuz? İkisi arasındaki farkı hemen anlayabilirsiniz. Çünkü dişi olanın boynunda beyaz bir halka var ama erkek olan da yok. Zabu, artık bakabilirsin. Canavarlar buradalar ve bizi gördüklerinde çok sevinmiş gibiler. Bunlar onlar mı? Evet, kesinlikle onlar ama benim hatırladığım kadar korkutucu değiller. Ya da tahmin ettiğin gibi. Sanırım bu ayı yavrularının çıkardıkları hırlama sesi ve karanlık hava Zabu'nun onları birer canavar olarak görmesine neden oldu. Yani yanılıyor. Tabii ki bunlar çok sevimli hayvanlar. Evet, canavar değiller. Değiller mi? Hayır, değiller. Ve onları daha yakından tanıma şansın olduğunda ayı yavrularının gerçekte nasıl olduklarını da anlamaya başlayacaksın. Şey, beni yemeye kalkmadıkları sürece onları yakından tanımak isterim tabii ki. Pekala, hadi gidelim. Peki, nereden başlayacağız? Bu iki küçük canavarın ayı ailesinden olduklarını söylemekle başlayalım. Onlar grizzly ayısı. Saatte 56 kilometre hızla koşabilen hızlı hayvanlar. Onlar tabiatın içinde yaşamaktan ve geniş arazilerden hoşlanırlar. Çok büyükler, ayağa kalktıklarında 2 metre 2 santim uzunlukta ve 300 ila 800 kilo ağırlığında olurlar. Ama işin komik tarafı zamanlarının çoğunu ot yiyerek geçirirler. Bu hayvanların oldukça güçlü, büyük ve kocaman elleri vardır. Evet, ayrıca oldukça etkileyici tırnakları da var. Şunlara bakın, görüyor musunuz? Vay! Ve büyüdüğü zaman bu tırnakların büyüklükleri bir tebeşir kadar olacak. Büyük kütükleri yırtmak, çukurlar kazmak ve kayaları çevirmek için... Gerçekten çok büyük tırnaklar. Ayılar toprağı genellikle kök gibi yiyebilecekleri şeyleri bulmak için kazarlar. Grizzly ayıları otoburdur. Yani her çeşit şeyi yiyebilirler. Ama bu küçük yavrular şu anda sadece annelerinden süt içiyorlar. Ve onunla besleniyorlar. Hey Chris, sırtında bir grizzly ayısı olması nasıl bir duygu? Merhaba kızım. Grizzly ayıları yavru değillerse pek tırmanmazlar. Yavruların ortada bir tehlike durumu olduğunda her zaman ağaçlara tırmanmaları gerekir. Ama büyüdükçe tırmanmak için fazla ağır olurlar. Grizzly ayısı yavruları küçük olabilir ama güçlüdür. Kendilerinin ağırlığında olan şeyleri çevirebilecek kadar güçlü. Grizzly ayıları canavar değildir Zabu, sadece gerçekten güçlü hayvanlardır. Kavga ediyorlar. Onlar kavga etmiyor Zabu. Bu iki yavru abi kardeş güreşip oyun oynuyorlar. Güreş onların sevdiği bir oyun. Hop hop. Oyun oynadıklarından emin misin? Evet. Oyun sayesinde daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorlar. Belki de haklısındır. Belki ben de onlarla oynarım. Hey, grizzly ayılar, oynamak ister misiniz? Beni yemeyeceklerinden emin misiniz? Seni yemeyecekler Zabu. Böyle şeylerin kafana girmesine izin verme. Hayal gücünün seni geçmesine izin vermiş oluyorsun. Peki, pençeler, dişler? Bak, anne grizzly ayının ot yemesiyle ilgili söylediklerimi unutma. Evet, pençeler ve dişler de aynı şey için kullanılıyor. Yani yemek bulmak için. Beni yemeyecekler mi? Hayır. O zaman onları daha yakından tanımaya başlayınca o kadar da korkunç görünmeyecek. Kesinlikle Zabu. Ve yavru grizzly ayılarına yaklaşabileceğin tek yerde hayvan buluşma noktası. Artık onların yaratılışlarını daha yakından tanıyabilir ve korkutucu olup olmadıklarına karar verebilirsin. Mesela yavru grizzly ayılarının her şekilde annelerine bağımlı yaratıldıklarını görebilirsin. Evet, yavrular bu kadar küçük olduklarında annelerinin yardımına ve korumasına ihtiyaç duyarlar. Yani kendi kendilerine beslenemezler. Yemek için annelerine bakarlar ve anneleri de onları günde birkaç kez sütle besler. Yaklaşık 6 ya da 7 aylık olana kadar ondan süt içecekler. Ve o süt sayesinde de anneleri gibi güçlü birer yetişkin grizzly ayısı olacaklar. Dinle. Çıkardığı sesi duyuyor musun? Bak şimdi de yüzümü yalıyor. Bir grizzly ayısı benim yüzümü yalıyor ve emmeye çalışıyor. Bu sadece hayvan buluşma noktasında olabilir. Kulağımı bırak. Vay canına. Karınları aç bunların. Evet, karınları aç. Dur, yemek makinesine gitsek iyi olacak. Sence orada süt var mıdır? Hadi. Evet, yemek makinesi bu tarafta. Gelin bakalım. Evet. Evet, bu biraz yemek için hazır. Umarım orada süt vardır. Evet, grizzly ayısı sütü. Vay. Evet. Aradığın şey bu mu? Evet.
Aradığı şey buymuş. Baksanıza ne kadar mutlu oldu. Artık ses çıkarmıyor çünkü istediği şeyi aldı. Bu sence bir canavara benziyor mu Zabu? Sütlerini içtiklerinde hiç de canavara benzemiyorlar. Evet. Bence de. Sadece büyük pençeli küçük bir ayı yavrusu. Bitti mi? Dişi olan erkek kadar aç değilmiş galiba. Oo, o tam bir süt canavarı. Demek o sesleri bu yüzden çıkarıyormuş. Sadece süt içmek istiyormuş. Artık aç olmadığına göre gidip biraz daha oyun oynayalım. Hadi. Ben mi seni, sen mi beni takip ediyorsun? hop artık bitirdi. Bu süt onun için yeterliydi ve şimdi yuvarlanma zamanı. Hoppa işte gidiyor. Artık doyduğuna göre şimdi oyun zamanı. Hadi oyun oynuyoruz. Ne kokluyorsun öyle? Ben gıdıklanıyorum ama. Gıdıklanıyorum yapma böyle. Fırtına geçti. Ve biliyor musun, sen de hiç korkutucu bir canavara benzemiyorsun. Sen de kesinlikle. Kimse kuyruk çiğneme ile ilgili bir şey söylememişti. Bırak. Anladım. Sen oynamak istiyorsun ha? Yavaş. Kız kardeşin nereye gitti? Görünüşe göre hazır olsam da olmasam da oynayacağım. Hop. Seni tanıyorum ve uzun tırnakların artık beni korkutmuyor. İşte bu. Bu senin için güzel bir isim. Sana uzun tırnak diyeceğim. Uzun tırnaklarım var ama bu seni korkunç yapmıyor. Çünkü sen benim hayvan dostumsun. Seni unutmadım. Kardeşine uzun tırnak ismini verdim ve sana da ne diyelim? Aslında... güzel dişler bunlar. Evet, sert olduğunu biliyorum. İşte bu. Sana da sert diş diyeceğim. Evet, bundan sonra senin adın da sert diş. Evet, harika. Dışarıdan sert görünebilirsin ama her zaman benim hayvan arkadaşım olarak kalacaksın. Yaşasın hayvan arkadaşlarım benim. İşte oldu Zabu. I feel different, not the same. This kind of feeling I can't explain. There's only one thing that I can do. I feel grizzly bearish. How about you, grizzly bearish? I feel grizzly bearish. Woo-ha! Grizzly bearish. I'm a great grizzly growler and power is my game. Grizzly ayısı olmanın diğer bir özelliği de suyun içinde olmaktır. Vay canına, aklıma harika bir fikir geldi. Havuza son giren uzun tüylü korkunç canavar olur. Hop! Hadi çocuklar, su harika. Grizzly ayısı gibi yapıyoruz. Eğer bir grizzly ayısıysan suyun içinde takılıp arkadaşlarınla güreşmeyi de seversin. Ama grizzly ayıları suyun içinde sadece oynamazlar. Somon balığı da çıkarırlar. O harika bir balıkçı. Grizzly ayıları saatte yaklaşık 100 tane somon balığı yiyebilirler. Çok fazla balık demek. Pek çok grizzly ayısını bir arada gördüğün her yerde somon balığı akını vardır. Ve bir grizzly ayısını somon avında izlemek harika bir şeydir. Yavrularını da yanına alıp akını beklemek için kendisine güzel bir yer bulur. Bir somonun sudan zıplamasını bekler ve sonra da onu ağzıyla yakalamaya çalışır. Her zaman yakalayamaz ama eğer sabrederse mutlaka bir tane tutar. Onları tanımadığım için grizzly ayılarından korkardım ama artık onları tanıyorum ve onlardan hiç ama hiç korkmuyorum. Evet. Bu Zabulent'te hepimizin yeni biriyle tanıştığımız zamana benziyor. Ben yine günlerden bir gün sıçrayıp duruyordum. Sıçradım. Sonra birdenbire çalılıklardan biri zıpladı. Ve ben de kim bu korkunç yaratık diye düşünmeye başladım. Ben korkunç değilim, ben sensin. Korkunç değil. Ama sıçrayarak beni korkuttun. Çok üzgünüm. İnsanlar benim için korkunç olduğumu düşünürler. Bilirsin, bir canavar gibi. Çünkü ben geceleri yaşarım. Sen korkunç değilsin, sadece gece yaratığısın. Evet, gece yaratığı. Bu gece uyanık kalıp seninle birlikte olacağım. Böylece gece gelene kadar bekledik.
Evet, geceyi seviyorum. Bütün yıldızlar ve ay çıkıyor. Benim en sevdiğim zaman. Hadi. Böylece Sunset'in yapmaktan Hadi. Hoşlandığı şeyleri yaptık. Mesela İlyan Zabı Mafuzor'un üzerinden Oo. Kaymak gibi. Hop. Hadi gel buraya, şuna bak. Ve Horlayan Gubble'ın yanına yaklaştık. Bütün gece boyunca oyun oynadık. Ve yeni arkadaşım Sunset'le işte böyle tanıştım. Ve inanın bana, o korkunç değil, o çok eğlenceli. Hey millet, merhaba. Hey. Hey millet. Oh, hayır. Görünüşe göre hikayem herkesi uyuttu. Ha? Oh. Ah hayır. Ah hayır Zabu, senin hikayen yüzünden değil. Süt ve egzersiz yüzünden. Bu her grizli ayısını uyutur. Uyanma zamanı. Ama şimdi harekete geçme zamanı. Hey. Sanırım evlerine gidiyorlar. Hoşça kal uzun tırnak. Hoşça kal sert diş. Görüşürüz. Gerçekten canavar olmayan canavarları tanımaya bayılıyorum. Onlar gibi olan başka yaratıklar da tanıyor musunuz ha? Hey. Biri geliyor. Hey. Ördek. Ördek? Ördekleri bilirim. Onlar hiç korkunç değildir. Aa, sen o tür bir ördekten bahsediyorsun. Merhaba domates kafa. Hiç korkunç değilsin. Bunu siz de ben de Martin de biliyoruz. Ama bazı insanlar hindilerin korkunç olduklarını düşünürler. Hindiler korkunç değildir. Aa, korkunç değil. Hayvanseverlerden bir mesaj getirmiş bize. Bakın. Merhaba Martin. Merhaba Chris. Merhaba Zabu. Ben Amy. Ve yanımda da harika bir hayvansever olan arkadaşım Daniel var. 6 ay önce yavru bir kokarca bulmuştu. Daniel onunla ilgilendi ama artık kendi başına olacak kadar büyüdü. Kokarcalar korktuklarında kokular salarlar. O yüzden Daniel onu çok nazik bir şekilde tutuyor. İlk başta kokarca küçük bir kulübede yaşayacak ve Daniel de onu beslemek için ziyaret edecek. Bir süre sonra kendi yemeğini bulacak. Ama yaşadığı tabii çevreye dönmesi biraz zaman alacak. Kimsenin kokarcalardan korkmasına gerek yok. Sessiz olduğunuz ve ondan yeterli uzaklıkta durduğunuz sürece size zarar vermez. Biliyor musunuz, bir parti vermek istiyorum. İnsanların korkunç olduklarını düşündükleri hayvanlara bir parti vermek istiyorum. Evet, partiye de korku festivali diyeceğim. Nasıl? İşte ilk konuğun geldi bile. Oo. Tükürüklü Afrika kobrası. Vay canına, tükürüklü kobra ha? Evet, harika. Çok korkunç görünüyor. Sen korku festivali partisi için harika olacaksın dostum. Pekala, elimizde parti için bir tane korkunç hayvan var. Ama gerçekten harika bir parti için daha çok hayvan gerekecek. Ben ayıların, hatta kaplanların bile korkuttuğu bir hayvanı nerede bulacağımızı biliyorum. Hadi eşyalarımızı alalım ve gidelim. Hindistan'a! Sanırım bir yolculuk var. They're going to the closet, they're going on a trip. They're going to the closet to grab their stuff and split. Şimdi ya da asla. Hadi kardeşim. They're going on a cool adventure and they don't know what's in store. Hadi gidelim. Hoşça kal Zab. Artık korku festivali partime hazırlanabilirim. Bu taraftan Chris. Burada Hindistan'da, Hindistan yırtıcı köpeklerini arıyoruz. Ama nerede olduklarını kim bilebilir? Çünkü yırtıcı köpekler etrafta çok dolanırlar. Ve çok hızlı hareket ederler. O halde etrafta güvenilir arabamızla dolaşmamız iyi oldu. Çünkü bu şekilde... dur. Ne oldu? Lastiklerimiz patladı. İşte gidiyorlar. Dört güvenilir tekerlek hakkında ne söylemiştin? Ama bu daha önce hiç olmamıştı. Hayır. Yabani köpekler. Şimdi onları asla bulamayacağız. Tabii onlar bizi bulmazsa. Bak, otlara bak. Hindistan yabani köpekleri. Ya da onlara The Hole da diyebilirsiniz. İki şekilde de harika hayvanlardır. Hindistan köpekleri pek çok köpek gibi oldukça sosyal hayvanlardır. Sürü halinde yaşarlar ve birbirlerine göz kulak olurlar. Ve kulakları da çok hassas yaratılmıştır. Sürekli avlarını dinlerler. Bu yırtıcı köpekler çok hareketli ve hızlılar. Sanki etrafta zıplayıp duruyorlar. Hey, bir şey dikkatlerini çekti. Elbette. Daha çok yemek için avlanmaya gidiyorlar. Bir damgalı geyiği yiyorlar. Yırtıcı köpekler bir geyik yakalamışlar ama
Onu huzur içinde yiyemeyecekler. Karga ve akbaba gibi hayvanlar da birer parça almak için harekete geçecek. Ağaçlarda bekleyen kargaları görebilirsiniz. Aşağı inip bir parça almaya çalışıyorlar. Ama yırtıcı köpekler de onların peşinde. Akbabalar saldırıya geçmek için hazır bir şekilde bekliyorlar. Köpekler gerçekten çok yakından izliyorlar. Yiyeceklerinin ortadan kaybolmasına hazır değiller. Hızlı bir köpek kuşları uzaklaştırdı. Hindistan yırtıcı köpekleri diğer hayvanların yemeklerini yemelerinden hoşlanmazlar. Ama karınları doyduğunda onları kovalayamayacak kadar yorgun oluyorlar. Ve sonuç olarak kuşları kovalamayı bir tarafa bırakıp gidiyorlar. Evet, yırtıcı köpekler gidiyor. Bizim de buradan gitme zamanımız geldi artık. Biliyor musun Chris, kendimi şimdiden çok yorgun hissediyorum. Ne demek istediğini anlıyorum kardeşim, ne demek istediğini anlıyorum. Zabu'nun korku partisi bizim kamyonetimizle olandan daha iyi gidiyordur herhalde. Evet, yakında öğreniriz. Bu arada o nerede? Zabu! Zabu! Korkuna ne zaman başladı? Korku festivaline hoş geldiniz. Sizi ölümüne korkutan hayvanlarla tanışırım. Karanlıkta gördüğünüz hayvanlarla. Karanlıkta gördüğünüz hayvanlarla. Hey hey, ben bu kahkahayı biliyorum. Hey merhaba, ben korkunç hayvanım. Evet. Sen mi yaptın? Siz bir şeyler yaparken sizi izleyerek bir şeyler öğrendim tabii ki. Bu korku festivali canavarını da o şekilde yaptım. Nasıl olmuş, güzel mi? Bu bizim Zabu. Ne harika bir maymun değil mi? Onun korkunç bir canavar olduğunu düşünürüz, öyle değil mi? Ama aslında hiç de korkunç olmayan bir yaratık o. Hey, fırtına bitti. Martin, Chris, bütün korku festivali partisi dostlarımla tanışın lütfen. Jaguar, arkadaşım Kobra, işte dostum Akbaba, dostum Tarantula, kurt arkadaşlar ve tabii ki dostum Yarasa. Mısır yılanı ve akrep de burada tabii ki. Ne harika bir parti. Hey! Burada bir sürü harika arkadaşın var. Evet, tabii ki var. Ve biliyor musunuz, çok uzaklardan geldiler. Çünkü benim korku festivali partimi kaçırmak istemediler. Yaşasın! Herkes burada. Wolverine de burada. Çok güçlü bir hayvandır ama onu yakından tanımaya başladığında hiç de korkunç olmadığını anlarsın. Ve işte Bintron. Patlamış mısır hatırladınız mı? Korkunç görünüyor ama o dost canlısı bir meyve yiyicidir. Ve işte Jaguar. Basketbolda oldukça iyidir ama korkmanız hiç gerek olmayan güçlü bir hayvandır. Hiç de korkutucu değil, değil mi? Nasıl dostlarım? Hey, işte Gila ejderhası. O zehirli ısırığı olan nadir sürüngenlerden biridir. Ama ondan yeterince uzakta durursanız hiç sorun olmaz. Ve kurtlar, vahşi ulumalar ve harika pençeler. Ama oldukça barışçıl ve utangaç hayvanlardır ve sadece yalnız kalıp işine bakmak ister. Bir sürü hayvan olan harika bir parti bu. Mutlu bir korku festivali. Partiler her zaman eğlencelidir. Aynı Zabulent'teki gibi. Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum. Sıçradım. Sonra birdenbire Sensit'le karşılaştım. Hey! Merhaba Sensit. Selam Zabu. Zabu, canımız sıkıldı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ay, ne yapacağız? Korkunç Suratlar Partisi'ne gelmek isteyen var mı? Bu kubularımıza Korkunç Surat Partisi'ne gitmek isteyen var mı diye soruyor. Ay ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Hadi gidelim. Herkes oraya gitmek için sabırsızlanıyordu. Kuş. Ay yaz benim için çok korkutucudur. Ay çünkü etrafta hiç kar yoktur. Ben çok neyi sevdiğimi bilmiyorum. Korkunç olmayı mı korkmayı mı bilmiyorum. Ben korkuyorum. Ay ben korkuyorum. Ama neden korkuyorum bilmiyorum ki. Herkese merhaba. Korkunç Surat Partisi'ne hoş geldiniz. Pekala hangi korkunç suratları yapmaya başlayalım? Ve yapmaya başladık. Hepimizin kendine özgü korkunç suratları vardı. Hepsi çok farklı ve hepsi de çok korkunçtu. Ve korkunç surat partisi bütün akşam boyunca sürdü. İşte bu kadar. Mutlu Korku Festivali. Unutmayın, korkmaya başlamadan önce hayvanları tanımayı deneyin. Bu doğru. Çünkü eğer bir hayvanı anlarsanız onlarla nasıl geçineceğinizi öğrenirsiniz ve hepsi de sizin dostunuz olur. This animal is a friend of mine. From the tip of his nose to his fine and behind.
different names, but we're really all the same. Thanks for dropping by, we're glad you came. These animals are friends of mine. They jump and swim, crawl, fly and climb. One more thing we have to say, go make it a hard friends today. Partilerin bitmesi gerekmiyor. Burada kalıp canavarımı duvara doğru yürütmemi seyretmek isteyebilirsiniz. Evet, gidiyoruz. İşte bakalım, git. Hadi git, hadi git, 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 git. Canavarlar işte bunu yaparlar. Ah, ah, ah. Zabu. Evet. Sonra görüşürüz. Zabu, Madagaskar'a kadar o şeyin içinde mi gidecek? Merhaba, benim adım Connor ve bu da benim kedim Gölge.